Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda özellikle piyanoda başlangıç metotlarında en çok kullanılan pozisyonlardan biri olan Orta Doğu pozisyonunda sağ el ve sol el için yani üst ve alt dizek için notaların yerleşimi ile ilgili bilgiler vereceğim. Şimdi ilk öncelikli olarak Orta Doğu pozisyonumuza bakalım. Gördüğünüz gibi hani solfej okurken de kalın do dediğimiz do'ya hem sağ elimiz hem de sol elimizin birinci parmağı aynı şekilde basıyorlar burada. Burada ortak kullanıyorlar diyebiliriz. Tuşlara baktığımız zaman do, re, mi, fa, sol, do, si, la, sol, fa. Tabii böyle elleri ezberlemek her zaman daha kolay oluyor ama piyanonun daha iyi çalınması, deşifrelerimizin daha iyi yapılması için haliyle notu okumamızın da çok iyi olması gerekiyor. Şimdi Orta Doğu pozisyonundaki notaları şöyle yerlerine yerleştirerek göstermek istiyorum. Burası sol anahtarı, burası fa anahtarı. Bir sonraki çalışmalarda bu anahtarların da neden icat olunduğunu ve neden fa anahtarı kullandığımızı bir sonraki videolarda açıklayacağım. Şimdi öncelikle temel pozisyon, Orta Doğu pozisyonundaki notalarımıza şöyle bir göz atalım. İkilik değerdeki notayla yazacağım. Bu notamız ikilik değerde. Yani iki vuruş bunun değeri. Mesela şuraya bir iki tane do yazayım. Bunları hani gördüğümüz notalar do olarak çokça görüyoruz, do'yu biliyoruz. Şimdi burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. Tekrar resmimize gelecek olursak. Şu an ben sol anahtarında yani sağ elle bu do'yu yazdım. Bakın sol elin baş parmağı da aynı do üzerinde. Ve o do da bu arkadaşlar. Bakın. Tamamen farklı. Bu sol anahtarında yazıldı. Bu fa anahtarında yazıldı. Yerlerini ayırayım. Evet, bu şekilde yerlerini de ayırmış oldum. Şimdi çaldığın zaman bakın çalıyorum şimdi. Gördünüz mü? Aynı frekansta, aynı renkte ses geldi. Ama mesela ben şunları sileyim. Burada önemli olan hani sesin rengini de duymuş oluyoruz. Bakın daha kalında farklı bir ses gelecek. Bakın daha kalından. Farkı duydunuz. Geri alıyorum tekrar. Evet. Sağ elde yani sol anahtarında şurada olan dizekte do notasını yazdık ve aynı tuşa basarak sol elimizde do notasını elde etmiş oldu. Resmimize tekrar gelecek olursak şu şekilde. Şimdi daha sonra do notasını yazdık. Notalar sırasıyla söylendiğinde bir çizgiye bir boşluğa, bir çizgiye bir boşluğa olacak şekilde oluyor arkadaşlar. Onu da şuraya mesela yazalım sırayla. Bakın do, re, mi, fa, sol, la, si, do şeklinde notalarımızı sıralayabiliriz. Şimdi bir çizgiye bir boşluğa şeklinde gittiğinde şöyle baktığınızda bu do notası aslında çizgide olan bir nota. Gizli çizgisi var. Bir sonraki nota olan re notası da bakın boşlukta aslında. Şu do'nun çizgisini düşünün. Gizli çizgisini. Şuradan sonra yazılmıyor zaten. Şurada olduğunu. Yani aslında boşlukta arada olan bir nota. Do'dan sonra re geldi. Hemen şöyle notu üstünde de göstereyim. Bakın do, şurası da re oldu. Tekrar geldiğimizde bir yukarı çıkalım. Bakın ne demiştik? Notalar bir çizgiye bir boşluğa. Şu an bu boşlukta arada. Sonraki notada çizgiye yazılıyor. Mi'ye yazılacak. Ama ondan önce fa anahtarına bir gelelim. Şu an bu da çizgideki bir nota. Bir aşağıya düşüreceğiz. Yani Si'ye düştü. Bakın tersten okuyalım. Şurayı Orta Doğu sayalım. Bakın şunu büyük yazacağım.
Burayı büyük yazdım. Sonraki notalar yine re, mi, fa, sol diye götüreyim. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do şeklinde gitsin. Tam şurası orta do. Böyle baktığımızda do, bir sonraki nota re. Yani bunu yazmış olduk, değil mi? Altına da re de yazabilirim şöyle. Bakın orta doydu. Orta do hem sağ elde hem sol elde orta do. Bir aşağısına geldiğim zaman si oluyor. Hemen burada. Si notam burada. Daha sonra do re mi. Bakın sırada mi var. Yani bir sonraya yazılacak. Nereye yazılacak? Re çizgiye geliyor. Mi. İki tane mi yazdım. Evet. Üçüncü notam. Sağ el için söylüyorum. Yani Orta Doğu pozisyonunda düşündüğümüzde üçüncü notam mi oluyor. Daha sonra sol ele bakalım. Do'yu bulduk, yazdık. Si bir aşağısında. Bu da aslında boşlukta. Şurada bakın. Gizliden Do'yu görebiliyoruz. Orta boşluğa denk geliyor bakın. Gizli çizgi var. Si, la, evet. La geldi. Bazen karıştırılabiliyor. Hani bu da çizgide, bu da çizgide. Burayı ters çevirdiğimiz zaman sanki bunun altı bunun üstüymüş gibi, ama tabii böyle ezberlememek lazım. Böyle öğrenmemek lazım. Direkt şöyle hedeflemek lazım öğrenmeyi. Fa anahtarının 5. çizgisinde bulunan nota la notasıdır. Yani böyle düşünmek lazım notayı. Yoksa işte şundan 3 ses çıkınca şöyle olur, 3 ses buradan inersek bu notu olur gibi düşünceler yani bizi başka şeylere itiyor. Direkt ezberlemek ve öğrenmek gördüğümüz şekilde daha doğru. Mi yazdık. Şimdi bakalım. Do, re, mi, fa. Fa'ya geldik şu anda. Bakın. Re, mi, fa'ya geldik. Bakın çizgideydi. Bir sonraki nota boşluğa yazıldı. Yani burası fa oldu. Do, si, la'yı yapmıştık. Bir sonraki nota sol. Gördünüz mü? Ha, biraz ters de düşünebiliriz az da olsa. Buranın birinci boşluğu, buranın sonuncu boşluğu mesela. Buranın birinci boşluğu fa, buranın birinci boşluğu sol şekli, pardon, dördüncü boşluğu sol olarak düşünebiliriz. Do, re, mi, fa, sol'u yazdık. Tabi si, do'yu şu an yazamayacağız. Sadece orta doğu pozisyonunda 5 nota yazabiliriz. Neden? Çünkü 5 parmağımız var. Burada da 5 parmağımız var. Şu parmak biraz kaymış ama bu önemli değil. Önemli olan şurada orta doğuyu bizim tartıyor olmamız. Daha sonra fa'yı yazmıştık. Bakın fa şuradaydı. Bir sonraki nota sol. Değil mi? Fa anahtarı için söyleyelim. Fa anahtarında solü yazdık. Yani sol. Bir aşağıdaki nota nedir? Solden bir önceki nota fa. Onu da buraya yazıyoruz. Yine yazdık. Fa anahtarını en iyi öğrenme yollarından birisi arkadaşlar şu. Notaların bir çizgiye bir boşluğa, bir çizgiye bir boşluğa şeklinde sırayla yazıldığını unutmazsak ve notaları do, re, mi, fa, sol, la, si, do'yu nasıl böyle hızlıca söyleyip tersini de do, si, la, sol, fa, mi, re, do'yu söyleyebiliyorsak ve bunu zihnimizde canlandırabiliyorsak size bir ipucu vereceğim. Bakın. Sol anahtarını bir şekilde öğrenmek daha kolay oluyor da onun da ipucu var. Fa anahtarını gördük burada. Burada fa anahtarımız var. 1, 2, 3, 4, 5 çizgili bir dizek ve fa anahtarı. Ve dördüncü çizgisinin bir altında bir üstünde iki noktası var. Ben buna fa anahtarının iki tane gözü var diyorum mesela. İşte bu iki gözün ortasından geçen çizgi fa notasıdır. Yani Orta Doğu'dan Do, Si, La, Sol, Fa. 5 ses aşağı olan nota Fa notasıdır. Böyle ezberlediğimizde ne olur biliyor musunuz? Şu sayfada bir örnek çalışma yapalım. Buna Fa dersek hemen bir yukarısını düşünelim. Sol. Ya da buna Fa dedik zaten Fa. Bir aşağısı Mi. Şimdi Mi'yi bulabildiysek Mi'nin bir aşağısı Re. Re'nin bir aşağısı Do. Do'nun bir aşağısı Si. Si'nin aşağısı La. Bakın ipucunu buradan aldık mı devamını getirebiliyoruz. Burası Fa ise bir yukarısı Sol. Sol'ü biliyorsak artık La'yı biliriz. La'yı biliyorsak Si'yi biliriz. Ama
düşüne düşüne gitmemiz lazım burada. Şimdi 5 sesi tek tek yazmıştık, burada gördük. Ben şimdi bunları şu dizekten başlayayım. Burayı tahta olarak kullanıyorum. Sıralı bir şekilde yapalım. Bakın. Bura orta doğumuzdu bizim. Değil mi? Aynı şekilde bu iki do da aynı do. Aynı ses çıkıyor. Sol'e geçiyorum. Üst parti sağ eldir. Şöyle bir şey de yoktur arkadaşlar. Hani sol anahtarı olursa sağ el çalar. Fa anahtarı olursa sol el çalar diye bir şey yok. Yani piyanoda kullandığımız yöntem şu. Nasıl diyeyim? %99,9 üst tarafı sağ el çalar, alt tarafı sol ele çalar. Niye o birlik bir payı iptal ettim? Çünkü bazen sadece üst satırda iki elin çaldığı da olabilir. Bazen alt satırda iki elin çaldığı da olabilir. Bazen eller üstten geçip alttan geçip farklı şekilde çalabilir de. Bu çok profesyonel parçalarda mevcut. Bazen çok kolay parçalarda da böyle şeyler olabiliyor. Ama bizim genel anlamda bilmemiz gereken şey üst tarafı sağ, alt tarafı sol el çalıyor. Şimdi bir tekrar edelim. Do yapmıştık. Bakın. Bir sonraki nota re. Bir sonraki nota mi. Fa. Tabii 5 tane yapacağım ben. 5 parmağım var. Do, re, mi, fa, sol. Şimdi sol el için geliyorum. Do, si, la, sol, fa. Burayı iyice görüp ezberlemeniz lazım. Öğrenerek ama. Tam bir ezber değil de öğrenerek. Neden biliyor musunuz? Şimdi hemen çabucak do, si, la, sol, fa diyebiliriz. Tamam, bu mümkün. Ama işte işin rengi nerede değişiyor? Do'dan fa'ya, fa'dan la'ya, la'dan sol'e, sol'den işte si'ye, oradan fa, si böyle karıştığı zaman şu an rastgele yazıyorum arkadaşlar notaları. Şimdi bakın do, si, la, sol, fa okudum. Önemli olan bunu da bu tempoda şuraya da bir nota yazayım. Okuyabilmek. Mesela do, fa, la, sol, sol, si, mi. Buraya mi karışmış, pardon. Onu düzeltelim. Çünkü şu an mi yok işin içinde. Ne yaptık burada? Sol, si, fa, si, do, fa, si, fa, la, fa, sol, si. Yani bol bol okudukça daha da hızlanırsınız. Önemli olan sıralı bir şekilde notaları biliyorum demek değildir. Önemli olan bunların sırası değiştiğinde işte o zaman rahatça okumak gerekiyor. Ben bunu şuna benzetiyorum. Şuraya son olarak bir şey yazıyorum. Bakın bizim alfabemiz var. A, işte B, C, C, D, E, F, G, H. Böyle gidiyor değil mi? Yani bir alfabe sıramız var şimdi. Şimdi öyle bir şey ki bazen şu olabiliyor. Do'dan sonra bu geldi mi herkes Si diyor. Yani Do'dan sonra geliyor ya Si. Öyle bir şey yok. Notanın kendi yerini bilmek lazım. Ben de şuna benzetiyorum. A'dan sonra ne gelir? Şimdi bu notanın alfabesidir sıralı bir şekilde. Bu da bizim Türkçemizin alfabesi. A'dan sonra ne gelir diye sorduğumda B, bakın doğru gitti. B'den sonra ne gelir diye sorduğumuzda C der ama ben buraya İ yazarsam ne oldu? AB. Yani ben şunu yaptım aslında. A, B, C, C diye okursam ben sadece alfabeyi okumuş olurum. Aynı şekilde notaları do, si, la, sol, fa, mi, re, do, işte do, re, mi, fa, sol, la, si, do diye okursam sadece notaların sıralı bir şekilde dizilimini okumuş olurum. Ama ne zamanki notalar yer değiştirirse işte o zaman melodiler oluşuyor. Tıpkı alfabede harflerin yer değişerek kelimelerin oluştuğu, işte kelimeden cümleye, cümleden metine böyle bunların oluştuğu gibi müzikte de bu şekilde. O yüzden bu da müziğin alfabesidir. 7 tane nota var ama tabii oktav piyanoda çok fazla, bayağı bir gidiyor. Bunların hepsinin yerlerini öğrenmemiz lazım. İşte önemli olan bunlar ayrıştığı zaman işin rengini çözebilmek. Şimdi ben şuraya son olarak şurayı sileyim ben. Ben okumayacağım. Sırayla notalar yazayım. Siz kendi içinizden okuyun ya da videoyu tekrar alıp tekrar edebilirsiniz. Sol el için yazıyorum. Burayı. Thank you.
böyle karıştırdım. Şimdi bir de sağ el için yazayım. Bunları durdurup okuyabilirsiniz. Pardon. Evet, burada videoyu durdurun arkadaşlar. Şimdi ben söyleyeceğim. Durdurduktan sonra ben notaları söyleyeceğim. Siz şu an durdurun. Kendiniz bunu bir yere not alın. Çözdükten sonra da videoyu tekrar başlatın. Evet, şimdi siz kendiniz yapabilirsiniz. Videoyu durdurabilirsiniz. Evet, şimdi doğru cevaplara geçiyorum. Do, fa, bakın burası fa notları. La, si, fa, si, la, sol, la, si, do, fa, sol, la, do, fa. Evet, kontrol edin cevapları. Tamam. Şimdi videoyu durdurup çözmüştünüz. Burayı yapıyorum. Do, mi, re, fa, sol, mi, re, fa, sol, re, mi, sol, re, do, mi, sol. Evet arkadaşlar, Orta Doğu pozisyonunda notalarımızı şöyle bir tekrar ettik, gördük. Videoyu bol bol izleyip iyice öğrenebilirsiniz. Bir sonraki çalışmada da yine Orta Doğu pozisyonu üzerinden böyle notaları karıştırarak ve çeşitli önerilerde bulunarak çalışma yapacağız. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.